200'ü 1.12 yapmış. Süper galop ya. Zaten anası da kuncu. Başladığı gibi bitirir. Yaz bakalım. Tek. Yok yok. Tek yazmayayım bu ayağı. Bu da sürprize açık bir koşu çünkü. Mahiden hepsinin geliri var. Kapatsam mı bu ayağı acaba? Hayırdır Volkan? At yarışı mıydı? Yok be Hakan. Ufak bir altılı yapıyorum o kadar. Heyecan olsun diye. Oğlum bak. Bir ara yine sarmıştım bu at yarışına. Seni toparlamak için neler çektiğimizi hatırlıyorsun değil mi? Hem artık evli barklı adam olacaksın. Aklını başına topla. Ya of, annem gibi konuşup durma abicim ya. Sen beni merak etme. Kumarla ne ilgisi var bunun? Sen bilirsin. Koskoca adamsın. Sana akıl verecek değilim. Ay çok para harcadım vallahi ya. Aman canım ne olacak? Düşündüğün şeye bak. Üstümüze başımıza da mı bakmayacağız yani? Aha bana bak. Yoksa Volkan şimdiden seni sıkmaya mı başladı? Yok canım, bunu da nereden çıkardın? Haberin olsun kızım. Evlendikten sonra bu erkek milleti 2 dakikada değişir, gözü dışarı kayar. İlgiyi hep üzerinde tutmak için kendini salmayacaksın. Üstüne başına dikkat edeceksin. İyi o zaman. İyi ki aldık biz bunları. Güzel fikirdi. İyi ki yaptık. Oh tamam. İyi ki harcamışım. Hiç sorun değil. Güzel mi elbisem? Yürü be oğlum ya. Yürüsene. Ayrıl da gel. Ayrıl da gel. Hadi aslanım ya. Hadi ya. Koş be. Koş be. Allah kahretsin be. Asla gelmez. Nasıl gelir ya? Son anda eşek geldi değil mi? Ne güzel. 5'te 5 gidiyor. Ulan son ayakta yatılır mı be? İkinci ayağı kapatacağımı burayı kapatacaktım ki. Of of. Birinci, ne yapıyorsun Volkan? At yarışı mı seyrediyorsun? Başka işin gücün yok mu senin Volkan ya? Ne var? Atları sevemez miyim ben? İzleyemez miyim? Bunun için bir de size hesap mı vereceğim? Nesi var bunun? Anlamadım ki. Simge? Simge şuna bir bakar mısın? Kaç lira yazıyor orada? Ha? Yanlış gördüm değil mi? Yanlış gördüm ben. 780 YTL. Yani 780 milyon lira. Olamaz. Yoksa bu kadarlık at yarışı mı oynamış? Ha, tabii biz geldiğimizde de at yarışı izliyordu işte ya. Geçen gün sıkıştırdım ben bunu. Öyle 5-10 liralık heyecan olsun diye oynuyorum diyordu. Ama bu kadarı çok fazla. Of. Simge ben ne yapacağım şimdi? Bundan önce de böyle bir dönemi olmuştu Volkan'ın. Ne? Sen o zaman daha işe girmemiştin. Demek ki böyle bir eğilimi var. Simge böyle giderse biz mahvoluruz. İki yakamız bir araya gelmez. Bu çok ciddi bir şey. Merve'ciğim çok haklısın. Ah Volkan ya. Ah ya. Bana bak Merve'ciğim, yani kumar da bir çeşit bağımlılık demektir. Buna yakalananlar her türlü yalanı söyler, haberin olsun. Ay bunlar da mı gelecekti başımıza? Ay bu adam çoluğumun çocuğumun nafakasını kumara mı yatırıyor? Nasıl yani ya? Ay olacak, çoluğumuzun çocuğumuzun nafakasını kumara mı yatırıyor? Merhabalar. Tanıştırayım Nazlı. Nano'nun arkadaşıymış. Buyur, buyur şöyle. Geleni gideni de bitmez ki. Volkan Bey. Biraz sizinle konuşmamız gerekiyor. Sıraya girmen gerekecek çünkü önce Hakan'la konuşacağım. O kadar bekleyemem. Bana baksana sen. Bu ne demek oluyor? Ne ki o? Sen daha iyi bilirsin. 780 YTL'lik at yarışı kuponu tatlım. Ne yapayım? Benimle ne ilgisi var? Volkan boşuna inkar etme. Benim olacak hali yok herhalde bu kuponun. İçeri girdiğimiz at yarışı izlemiyor muydun? Tutturamadı tabii. Sonra da böyle buruşturup masama attın değil mi? Canım. Ben hiç bu kadarlık at yarışı oynar mıyım? Ben de buna şaşırdım ya zaten. Hayatım, Hakan bekliyor. Hadi ben... Aa, beklesin biraz. Sen bana bunun açıklamasını yapacaksın. Ondan sonra git konuş. Ne bileyim canım. Ya, gerçekten haberim yok. Yani şeyin temizlikçilerden biri falan oynamıştır. Sonra da kaybedince fırlatıp atmıştır. Tabii canım. Temizlikçiler de zaten 1 aylık maaşını at yarışına ayıracaklardı değil mi? Ben de yuttum. canım belli mi olur? Aa, hastalık bu. Tabii. Hadi canım, sonra konuşuruz. Şuna bak ya! Gözümün içine baka baka yalan söylüyor. Ben sana demiştim hayatım. Ay, kendi derdimizden de sizi unuttuk. Bir şey içer misiniz?
Hayır, teşekkürler. Hı hı. Nana'yı nereden tanıyorsunuz? Köyden mi? Hayır, üniversiteden. Yeter Hakan ya! Çocuk gibi hesap mı soruyorsun bana? Yaptığın çocukça ama Volkan. Kaç kere söyleyeceğim böyle bir şey yok diye? Volkan, beni bırak. Önce kendini kandırmaktan vazgeç. Bu işin sonu hiç de iyi olmuyor biliyorsun. Yeter ama Hakan. Koskoca adamım ben. Kimseden akıl almaya ihtiyacım yok benim. Bir hafta at yarışı oynadık diye. Öyle mi Volkan Bey? Peki o halde muhasebeden çektiğin paranın bir açıklamasını yapacak mısın bakalım? Şey, o para şey için. Ne için? Biliyorsun Merve ile son zamanlarda epey masrafımız oldu. Ya bir dakika ya. Ne zamandan beri ben sana hesap veriyorum? Yanlış bilmiyorsam ikimiz de bu şirkette eşit hisselere sahibiz. Tabii ki öyle. Ancak bu ortaklığımızın temelinde güven var sanıyordum. Bu güven de sarsıldığında böyle sorular sormam çok normal, öyle değil mi? Demek öyle. Ben yıllarca gecemi gündüzüme katayım, çalışayım. Ondan sonra da benden hesap sorulsun. Tamam, madem bana güvenmiyorsun, o halde bu işi bitirelim biz de. Volkan, konuyu saptırma. Ben senin bugün ortağın değil, arkadaşın olarak konuşuyorum. Yani senin için endişeleniyorum, anlamıyor musun? Merak etme Hakan. Ben gayet iyiyim. Aslında bunları konuştuğumuz iyi oldu. Volkan. Tamam Hakan. Sakin bir zamanda nasıl ayrılacağımızı konuşuruz. Hadi bana eyvallah. Volkan, dur, saçmalama. Demek sonunda söyleyeceklerimi dinlemeye karar verdiniz. Evinize geldiğimde kovdunuz beni ama neyse. Sizinle meselem başka. Konu sıttığımı geleceği olduğu zaman akan sular durur benim için. Eğer söylediklerin doğruysa. Neden inanmıyorsunuz ki bana? Masanın üzerinde 780 YTL'li kupon buldum diyorum size. Sürekli at yarışı oynuyor. Bu kızgınlığı bir kenara bırakıp Volkan'ın bu durumuyla ilgili bir çare bulmamız gerekiyor lütfen. Volkan değil Sıddık. Ah, bu illete bir daha bulaşmayacağına bana söz vermişti. Haksızlık yaptığın için mi çağırdın beni? Anne, ne işin var burada? Ne işin mi var burada? Şimdi görürsün ne işimin olduğunu. Hem mahalledeki hem de iş yerinin karşısındaki ganyan bayine gittik. Bir bir konuşturdum adamları. Kimi kandırıyorsun sen? Yalancı kumarbaz. Bir daha oyna da göreyim bak ben seni. O oynadığın eşekler var ya o eşekler. Onların kuyruğuna bağlayıp sokaklarda gezdiririm seni. Anlıyor musun eşek? Anne dur yapma. Musun? Anne. Acıdı acıyor. Anne. Acıma kızım acıma. Anne ya yapmayın koskoca adamım ben ha. Anne! Vur kızım! Sus, yeter vur. Artık koskocaman adamım ben anne! Sus! Sana bir ya de çakılak değil ortasında çakıverim ha! Ya seni Merve ne yapıyorsun? Ben 787'nin sopamı attılar! Sus sen kız Hakkı! Sus! Ha. Hala koskocasın! Anne! Merve ne yapıyorsun? Sus! Ya Merve ne yapıyorsun? Ah!